9. sınıf coğrafya 1. dönem 2. hızlı hazır mısın Tonguç? Hazır olmak istiyorum hocam, o yüzden sizi dinliyorum. Harikasın. 9. sınıf coğrafya gerçekten coğrafyaların en önemlisi. Niye dersen? Çünkü coğrafyanın ilki hocam. Evet, coğrafyaların ilki gerçekten ilkokulda böyle bir, ortaokulda böyle bir derse karşılaşmamıştın. Aslında temelini görmüştün bunların ama burası çok önemli Tonguç. Burada gördüğün konular ileride gireceğin üniversite sınavındaki soruların %60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla 9. sınıf konularını ne kadar iyi öğrenirsen ilerideki sınavlarda kendine güzel bir temel oluşturmuş olursun. Şimdi sana iki tane önemli haberim var. Birincisi, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı kazanmana uygun süper bir yazılı hazırladık. Gerçekten orta ve üst seviyede sorularla sınavdan en iyi not almanı sağlamak için güzel bir yazılı provası yapacağız. Ancak aynı zamanda sana yazılımda çıkabilecek konuların olduğu bir PDF paylaşacağız. Bunu açıklamada görebilirsin. Ve bununla alakalı bir özet bir giriş yapmak istiyorum. Zaten bunların çok daha detaylısını sınıf anahtarında sana anlattık. Şimdi güzel bir giriş yapalım. Önce bir hatırlayalım. Üzerindeki tozları silelim. Sonra çat çat zaten soruları çözerken amacımız konuları da anlatmak. Yani ben sessizce oturup çözmeyeceğim. Sana tek tek anlatacağım. Bak, bu bundan dolayı, bu bundan dolayı diye. Şimdi ikinci yazılı konularımıza baktığımızda Tonguç'um, konular birinci üniteden. Zaten birinci ünite dev, devasa bir ünite. Dev ünite ya, bitmedi ya, bitmedi ya. Bitmez, bitiremezsin. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Şimdi zaten 3 tane ünite var toplamda. İnsan, doğa ve coğrafya konusu var. İnsan ve doğa ve coğrafya konusunda şunu bilmemiz lazım. İnsanın doğal etkileşimi ve coğrafyanın alt bilim dallarıyla alakalı birinci yazıda sana sormuşlardı. İkinci yazıda bununla alakalı fazla bir şeyden bahsetmezler. Doğanın insana etkisi vardı. İşte felaketler yaşanabiliyordu veya biz ondan faydalanabiliyorduk. İnsanın doğa etkisi vardı ve tarihsel süreçte coğrafya bilimin gelişim vardı. Bunlar işte Batlamyuslar, Wegenerler, böyle yabancı büyük coğrafyacılar, bunlarla alakalı birinci dönem yazılımda, daha doğrusu birinci yazılımda sana sorular gelmişti. Fakat şimdi bu yazılımda senin esas bilmen gereken yerkürenin şekli ve hareketleri. Buraya güzel bir %99'u yerleştiriyorum. Niye? Çünkü buradan çok ciddi soru gelecek. Nedir buradan gelecek olan sorular? İşte güneş ışınlarının geliş açısının mantığını çok net bir şekilde bilmelisin Tonguç. Dünya yuvarlak, biliyorsun, küresel bir şekle sahip. Güneşten gelen ışınlar dünyanın şişkin kısmına çok iyi geliyor. Ama eğik kısmına, yani kutuplara doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalacak ve tutulma da artacak. Bu ve bunun gibi birçok şey. Sıcaklığın değişmesi, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi, tarım, orman ve yerleşme üst sınırının ne olduğunu çok net bilmelisin. Bunu sınavda hoca muhtemelen sana soracak. Gölge boyu nedir? Dünyanın dönüş hızı nedir? Bunları bilmelisin. Hatta zihninde kesin kesin asla zihninden çıkarmaman gereken iki şekil var. O şekilde şöyle çizeyim bak. Birinci şekilimiz şu. Şöyle çizelim, bir dünya çizelim. Yuvarlak dünya, tamam mı? Dünyanın ortasını çizelim şöyle. Eşit parçalara bölelim. Ekvatorun üzerine iki tane parça atalım. Dünya dönüyor. Evet, gerçekten Tonguç şu an kafa yemiş durumda. Şöyle de meridyenleri çizelim Tonguç evladım benim. Tamam. Şimdi dünya eşit parçalara böldüm ya. Şu anda şu ortadaki çizgiyi ekvator olarak biliyorsak sıfır, tamam mı? Ekvatorun üstünü ve altını, başlangıç meridyeninin sağını ve solunu eşit parçalara böldükten sonra şunu çok net bir şekilde görmelisin Tonguç. Hatta ben küçük bir ince kalem, Tonguç kalemiyle gösteriyorum. Bak, şu alanla, yani şu bir numarasını yazdığım alanla iki numarasını yazdığım alandan aynı miktarda paralel ve meridyen geçmesine rağmen gittikçe alan daralıyor. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru gittikçe paralellerin arasındaki mesafe kısalacak. Niye? Çünkü meridyenler kutup noktalarına birleşiyor. Bununla alakalı sana sorular gelecek bir. Yerel saat sorularında geldiği gibi başka şeylerde gelecek bir. İkincisi Tonguç'um, bir de ekvatordan kutuplara doğru zaten sıcaklığın azaldığını, işte denizlerin tuzluluğunun azaldığını, gölge boyunun uzadığını, işte paralellerin çevre uzunluklarının azaldığını, buna benzer detayları bileceksin. Zaten soruları çözeceğiz ama bir de şunu bilmen lazım Tonguç'um. Öğrencinin en çok karıştırdığı şey işte tarım üst sınır, yerleşme üst sınır, orman üst sınır falan. Bu nedir biliyor musun Tonguç? Şimdi şöyle bir dağ çiziyorum ekvator oraya, tamam mı? Bu dağ 5 metre olsun. Sonra biraz daha ileriye bir dağ çiziyorum. Sonra biraz daha ileriye bir dağ. Bu dağların hepsi 5 metre olsun Tonguç evladım benim. Tamam mı? Şöyle çizdim. Şimdi şurası 0 ekvatorda bir dağ, tamam mı? Şurası 90 kutuplarda bir dağ olsun. O zaman burası diyelim ki 20 kuzey enleminde, burası 40 kuzey enleminde, burası da 60 kuzey enleminde olsun. Bu dağların Tonguç, bu dağların üzerinde göreceğin şekil gerçekten sınavda sana sorulacak. Nedir? Şimdi eğer dağların yükseltisi 5 metre ise sen ekvatorda dahi olsan dağların üzerinde hiç erimeyen kalıcı kar vardır. İşte bu kalıcı karı da şöyle gösterelim. Burada ekvatorda 5 metrede olacak. 20'lerde 4 metreler inecek. 40'larda 3 metreler inecek. 60'larda 1000 metreler inecek. 90'larda ise artık tamamen 0 metreden itibaren. Yani sen kutuptan çıktığın zaman, mesela kutupta yüzmeye gittin, böyle güzel bir yüzdün falan sıcak sıcak. Sonra çıktın buz gibi sudan. Karaya varır varmaz zaten buzu göreceksin. Yani şöyle göstereyim. Şurada kahverengiyle gösterdiğim yerler toprak olsun.
Üste kalan beyaz kısım takke olsun ya. Yani takke buzulu olsun. İşte bunu sana sınavda soracaklar Tonguç. Demek ki şimdi burası çok önemli. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı azalıyor. Yerleşme üst sınırı azalıyor. Yani ekvatorda insanlar 3 metreye 4 metreye yerleşebilirken mesela Bolivya'nın başkenti La Paz'da insanlar 3600 metrede yaşarken kutuplarda 0 metrede bile yaşamıyorlar. İşte bunu sana sınavda soracaklar. Koordinat sistemi ve konumu da az önce söylediğim gibi paralel yani sen ne yapıyorsun? WhatsApp'tan konum paylaşıyorsun. Aynı şekilde dünya üzerinde bir yerin ekvatora ve başlangıç belirlediğine göre konumu senin konum paylaşmanı sağlayacak. Bir de haritalar konusu var ki gerçekten lezizül aziz bir konu. Çok basit bir konu. Burada izohipslere ve aynı zamanda gerçek uzunluk, gerçek alan, izdüşüm uzunluk, izdüşüm alan gibi bazı kavramlar var. Bunları da çok iyi çalışmalısın. Sana bununla alakalı çalışan ödevleri de vereceğim. Ama önce gel yazılı provamıza hızlı bir şekilde başlayalım diyoruz. Ve ilk sorumuz ve ilk heyecanımıza başlıyoruz. Şimdi... Ekvatordan kutuplara doğru gidilecek. İlk soru ilk aşk hocam. Hayır ilk soru ilk aşk unutulmaz yani. İlk sorular unutulmaz zaten. Sınavda da böyle ilk kazık soruyu görünce bütün sınav boyunca aklında kalır. Hayır aslında öyle olmaması lazım. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Diyelim ki böyle bir soru gördün. What the hell dedin yani ne kadar kötü dedin. Hemen başka bir soruya geçebilirsin. Ama bu tür sorularda da eğer önceden çalıştıysan, benim sana verdiğim ödevleri yaptıysan ve bizim hem sınıf anahtarındaki hem de şu anda izlediğin videoyu güzelce izlediysen artık yazılı senden korkacak Tonguç. Şimdi hemen şöyle bir dünya şekli çizmek istiyorum. Neden? Çünkü dünyanın şeklini bilmezsek dünya bize şekil yapabilir. Şimdi şurada güneşimizi çizdik. Güneşten gelen ışınlar dedik. Burada ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meydana gelen durumları soruyor. Şimdi güneş ışınlarının geliş açısı tabii ki azalacak. Niye? Ekvatora daha iyi açılarla geliyor ama kutuplara doğru gidildikçe açı daralıyor. Sıcaklık da buna bağlı olarak Tonguç'um azalacak. Niye? Sana güneş ışığı ne kadar iyi gelirse sen o kadar oh ne kadar güzel sıcak dersin. Ama ışınlar kötü gelirse, dar açılarla gelirse bu sefer donarsın ve dersin ki vay be bir palto giymem lazım. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi de yine artacak. Niye? Olgunlaşma süresinin artmasının sebebi hava soğuyor çünkü. Mesela Akdeniz'de domates 2 ayda olgunlaşırken İç Anadolu bölgesinde 4 ayda olgunlaşıyor. Niye? Akdeniz'deki fırın sıcacık böyle hop diye hemen pişiriveriyor. Ama İç Anadolu'ya güneş ışınları biraz daha eğik açıyla geldiği için veya da yukarı kesimlere orada olgunlaşmıyor. Hatta İç Anadolu'da muz bile yetişmiyor. Niye? Muz yetişmiyor. Niye? Çünkü hava soğuk ama Antalya sıcak. Şimdi niye daha güneyde? Tarım, orman, yerleşme üst sınırı azalacak. Bunu az önceki konu özet girişimizde söylemiştim. Bak görüyor musun burada 4000 metrede, burada 3000 metre indi, burada 2000, burada 1000, burada 0 metreye kadar indi. Yani sen şu kahverengilerde yaşayabiliyorsan, beyazlarda yaşayamıyorsan yerleşme üst sınırının azaldığını çok net bir şekilde zihninde tutmalısın Tonguç evladım benim. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol ve tutulma oranı da tabii ki de artacak. Niye? Bak şimdi burada bu kadar yol gidiyor şu yeşille gösterdiğim yerde. Diğer tarafı da turuncuyla göstereyim. Bak burada daha fazla yol gidiyor. Niye? Çünkü kutuplara doğru gittikçe dünya eğildiği için senden kaçıyormuş gibi böyle eğiliyor. Bak sen burada hemen şişin kısmına ulaşıyorsun. Burada ise ulaşamıyorsun. Aynı zamanda şu kısım Tonguç, şu fazladan çizdiğim kısım atmosferdeki ışınların tutulma oranı. Orada tutuluyor böyle azalıyor. Dolayısıyla bu da... Ben de tutuldum derste hocam. Harikasın artıyor diyeceğiz. Gölge boyu artacak. Niye? Işık ne kadar iyi gelirse Tonguç gölge boyun o kadar kısa olur. Mesela öğlenleyin gölgen kısa olur. Akşama doğru gölgen uzar. Bir yerde gölge boyları uzuyorsa orada hava kararıyor diye bir hatta böyle mecazlı bir söz vardır. Bunu aklında tutmalısın. Dolayısıyla sen ışığın çok olduğu yani güneş ışınlarının iyi geldiği yerde gölgenin kısa olduğunu bileceksin. Şimdi ekvatora güneş ışınları iyi geliyor demiştik. Kutuplara da kötü geliyor demiştik. Demek ki yukarı doğru gittikçe ışıklar daha az düşük açıyla geldiği için güneş ışınları daha az açıyla geldiği için gölge boyunda uzayacak yani artacak. Dünyanın dönüş hızı Tonguç'um burada azalacak. Niye biliyor musun? Şöyle düşün bunu da şöyle bir dünya üzerinde tekrar göstermek istiyorum Tonguç evladım benim. Şimdi bak şöyle bir ekvator çizelim. İşte 30 ve 40'ı çizelim. Şöyle de bir başlangıç meridyen çizelim. Burada Tonguç şurası şu noktadan bak şu işaretlediğim noktadan yani birinci noktadan bir araba çıksın. İkinci noktadan bir araba çıksın. Bir de üçüncü noktadan bir araba çıksın. Ve herkes kendi bulunduğu paralel dairesine şöyle dünyanın etrafını bir kere dolaşmış gibi düşünelim. Şimdi üçü de aynı anda çıkıp dünya etrafını döndü. Hangisi önce varır? Üç numaralı yer. Yani en üstteki önce varır. Neden? Çünkü burası... Daha küçük mesafe hocam. Harikasın, zekisin, akıllısın, geometri bilgin ve soyut düşüncen gerçekten normal insan zeka seviyesinin çok üzerinde. Bunu iltifatları sana yapmak zorundayım. Fakat Tonguç'um. Üçü de aynı anda varıyorsa o zaman hangisi daha hızlıdır? Bir numaralı daha hızlıdır. Çünkü bir numara daha tombiş döner. Yani daha geniş bir kısmı dönüyor. Dolayısıyla bu daha geniş bir alanı dönüp üçüyle aynı anda varıyorsa burada hızın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşte
aynı meridyen üzerine yerel saat aynı olduğuna göre dünya burada dönerken 1, 2, 3'te bir daha hızlı dönmesi lazım. Yani dünyanın göbeği daha hızlı dönüyor. Göbeğini daha çok çalkalıyor gibi düşüneceksin. Dolayısıyla dünyanın dönüş hızı ekvatorda fazla. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın dönüş hızı azalıyor diyeceksin Tonguç evladım benim. Güneşin doğuş ve batış süresi arasındaki zaman farkı da tabii ki ne olacak? İster istemez artacak. Neden artacak? Çünkü çizgisel hız azaldıkça dünya daha doğrusu güneş daha yavaş doğup daha yavaş batacak. Yani sen kutuplara gidersen güneşin batışını daha uzun süre izleyebiliyorsun. Çünkü güneş yavaş yavaş batıyor. Çizgisel hız azalıyor ya, güneş de yavaş yavaş batıyor. Ama ekvatorda sen güneşin batışını izlersen hızlıca battığını görürsün. Bunu hatta İstanbul'dan Antalya'ya insen bile anlarsın. İstanbul'da güneş batışını telefonla kameraya alırsan mesela böyle sıkılırsın böyle 6-7 dakika, 8 dakika, 10 dakika sürer. Hadi bat artık dersin. Ama Antalya'da aynı şekilde güneşin batışını izleyeyim diye veya Ege'de güneş pat diye 2 dakikada batıverir. Ekvatora insen daha da hızlı. Bunun temel sebebi çizgisel hızın güneyde daha fazla olmasıdır Tonguç. Dolayısıyla güneşin doğuş ve batış süresi zaman farkı kutuplara gittikçe artar. Paralellerin çevre uzunlukları da kutuplara gittikçe azalır. Bak şurası daha tombiş ve daha geniş ve daha uzun bir paralel dairesi. Hatta Tonguç kutup noktalarında daha doğrusu 90 kuzey kutup noktasında ve güney kutup noktasından paraleller nokta şeklinde alır. Tek bir noktaya dönüşüyor. Kutup yıldızının görünüş açısı da tabii ki artar. Daha rahat bir şekilde kutup yıldızını görmeye başlarız Tonguç. Şimdi gelelim bir boşluk doldurma sorusuna, yeni bir heyecana, yeni bir skandala. Şimdi yeryüzü şekillerini ve oluşumlarını inceleyen fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Bu birinci yazılı konusuydu ama yine sorabilirler diye burada sana bir sürpriz yapmak istedim. Küçük sürprizlerle seni şaşırtmaya çalışıyorum. Jeomorfoloji konusunu buraya eklememiz lazım bir. Sonra Tonguç evladım benim. Herodot, Platon, Aristo, Eratosthenes, Strabon ve Batlamyus gibi düşünürler nerede önemli rol oynamışlar? Tabii ki bunlar coğrafya biliminde ilk çağda çok önemli rol oynuyorlar. Çünkü bunlar ilk çağın önemli düşünürleri. Ekliptik eksen ile dünyanın ekseni birbiriyle çakışmaz. Aralarında 23-27'lik bir eğiklik var bak. Eksen eğikliği 23 derece olmuş. Bu eğikliğe dünyanın eksen eğikliği deniyor. Ve gerçekten eksen 23 derece eğildiği için mevsimler yaşanacak Tonguç. Eğer eksen 23 derece değildi, eksen eğik olmasaydı yani 0 derece olsaydı, ekvator düzeyine çakışsaydı bu sefer ne olacaktı? Mevsimler yaşanmayacaktı. Biz hep aynı mevsimi yaşayacaktık. Herhangi bir yerin mutlak konumunu tarif ederken paralel ve meridyenlerin oluşturduğu koordinat sisteminden faydalanıyoruz. Yani diyorsun ki sen mesela WhatsApp'ta konut paylaşırken eyvallah çok güzel adamlar uygulama yapmış pat diye gönderiyorsun konumunu. Ama sen diyelim ki konum paylaşamayacağın, telefonla konum paylaşamayacağın bir durumda olduğu zaman eğer o yerin paralel ve meridyen dairesinin özel paralel dairesinin ve meridyen dairesinin özelliklerini bilirsen işte ben 26 doğu paraleli işte doğu meridyeni ve 36 kuzey paralelindeyim dersen adam senin nerede olduğunu hop çıkıyor hop bulabilir. Haritalar demiş yüzey şekillerini yükseltene göre belli renkler gösteren haritalar. Bu da tabii ki bahsedilen haritalar fiziki haritalar olmuş. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü sadece fiziki haritalar yüzey şekillerini yükseltene göre gösterir. Sen siyasi haritalardan yükseltiyi profili çıkaramazsın. Bunu da harita konusuyla alakalı sorularımıza göreceksin. Ve zaten bununla alakalı profil yalnızca fiziki haritalardan çıkarılır diye biz zaten akıl notlarımızda da sana tek tek gösterdik. Hatta bak şöyle akıl notlarından göstereyim ki buradan da çalışırken sıkıntı yaşama. Şurada nerede? Paraleller, meridyenler, yerel saat. Şöyle gelsin harita bilgisi. Şurada bak. Bütün haritalardan uzunluk, alan, yerel saat, konum, yön bulabiliyorsun. Ancak bütün haritalardan çıkaramıyorsun. Nedir onun adı? Profil çıkaramıyorsun. Yüzey şekillerini yükseltene göre belirli renklerle gösteren haritalar sadece fizik haritalar ve profil çıkarıyor. Bak bu fizik harita Tonguç Ali adamın. Bu siyasi harita. Böyle bir harita gösterirse hocasına sınav diyeceksin ki aa bu yükseltilerini gösteriyor. Aa. O zaman ben buradan profil çıkarabilirim diyeceksin. Şimdi geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Korku dolu bir saat başlıyor tekrar. Şimdi 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık. Bu tarihler önemli. Bu tarihleri seviyoruz. Umurumuzda bile değil. Niye evladım? 21 Haziran'da okullar... Var ne o tarihlerden? Ama sınavda çıkacak Tonguç, bunları bilmelisin. Şimdi bakalım. Diyor ki bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gece, Güney Yarımküre'de gündüz süresi uzamaya başlar diyor. Şimdi bak. Şimdi burada çok önemli bir şey var. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanıyor. En uzun gündüzü gördüysen yani zirveyi gördüysen artık aşağı inme ihtimalin başlamıştır. En uzun gündüzden sonra artık gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Dolayısıyla bu tarih 21
Haziran tarihi Tonguç'um. Fakat sen bunu Haziran'da anlayamıyorsun. Yani 22 Haziran'da bir adama gelip desen ki aa gündüzler kısalmaya başladı desen sana deli gözüyle bakar. Çünkü hala gündüzler çok uzun. Bunu daha çok 23 Eylül'den sonra hissediyorsun. Çünkü 23 Eylül'e kadar gece gündüz eşitleniyor. 23 Eylül'den sonra gündüzler iyice kısalmaya başlıyor. Geceler iyice uzamaya başlıyor ve 23 Eylül'den sonra bilhassa okullar açıldıktan sonra biz deriz ki üf ya günler kısalmaya başladı falan diye konuşmaya başlarız. Ama 21 Haziran'da gündüzlerin kısaldığını hissedemeyiz. Şimdi kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz mevsiminin başlangıç tarihleri buradaki tarihimizde tabii ki 21 Aralık. Eylül'de biz sonbahara gireriz. Eylül sonbaharda artık Ekim deriz. Tamam çok güzel. Kasım, Aralık ayına geldiğimizde ki şu anda artık Aralık ayındayız. Ne oluyor? Artık üşümeye başlıyoruz. Titriyoruz. Çünkü artık kuzey yarımkürede kış başlıyor. Kemiğimiz üşüyor. Kemiğimiz üşüyor ve artık yün külotlu çoraplar giymeye başlıyoruz. Ne bileyim bere takıyoruz. O yüzden ben her sabah külotlu çorabımı giydikten sonra yürüyen dışarı çıkıyorum. Aferin. Üşümemek için mutlaka arkadaşlar. Ama ben içlik giyiyorum hocam. İçlik ve donlu çorap, külotlu çorap giymemiz lazım. Çünkü diğer türlü üşürüz. Sakın sakın normal babet çorabıyla kışın dışarı çıkmayın. Devam edelim. Güneş ışınları öğle vakti ekvator üzerindeki noktalara dik açıyla düşer diyor. Ha, ekvatora dik düştüğü tarihler esasında belli. Güneş ışınları ekvatora 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik düşer. Ve dolayısıyla tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahar mevsiminin başlangıçlarıdır. Ya biz güney yarımküreyi bilmeyebiliriz. Bana ne? Ben şeyde yaşamıyorum ki. Nedir onu? Avustralya'da yaşamıyorum diyebiliriz. Ama kendi yarımkürende kuzey yarımküre olduğunu biliyorsan sen ne zaman sonbahara giriyorsun? Tabii ki 23 Eylül. O zaman buraya da hemen 23 Eylül işaretlemesini Tonguç evladım benim. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır. Bak Kuzey Kutup Dairesi 24 saat gece yaşandığı için yine 21 Aralık olacak. Çünkü bizde geceler kısalmaya başladığı zaman, daha doğrusu geceler uzamaya başladığı zaman, kış gecesi yaşadığımız zaman bizim kuzeyimizdeki kuzey kutup noktasında adamlar artık donarak ölür yani. O kadar soğuk, o kadar karanlık olur ki 6 ay boyunca gece yaşarlar ve dolayısıyla kutup ayıları da orada 6 ay boyunca horul horul uyur tonguç. Şimdi geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir provaya. Şimdi aşağıdaki durumları nedenleriyle eşleştirdiniz demiş. Eşleştirelim, sıkıntı yok. Şimdi burada esasında şunu bilelim. Buradakileri doldurmadan önce şunlara minik bir saniyelik bir özet yapalım. Dünyanın şekli diyorsa Tonguç, seçeneklerde veya soruda ekvatordan kutuplara kelimesine dikkat edeceksin. Yani ekvatordan kutuplara diyorsa dünyanın şekliyle alakalı bir şeydir. Günlük harekette gün içinde ifadesi vardır Tonguç. Gün içinde sıcaklık azalır, gün içinde sıcaklık artar, gün içinde işte gölge boyu uzar gibi ifadeler kullanıyorsa bu sefer günlük harekete bakacaksın. Eksen ekliğinde ise bu sefer anahtar kelimemiz yıl içindedir. Bu sefer yıl içinde dünyanın yaşadığı mevsimleri söyler. Der ki işte şu mevsimde 21 Haziran'da yıl içinde gündüzler uzuyor, yıl içinde geceler uzuyor, yıl içinde sıcaklık değişiyor, yıl içinde gölge boyu der. O zaman buraya hemen anahtar kelimelerimizi yazalım ki sınavda sıkıntı yaşamam. Burada demek ki dünyanın şeklinde ekvatordan kutuplara kelimesine dikkat edeceğiz Tonguç evladım benim. Ama günlük harekette anahtar sözcüğümüz, uyanıklık yapacağımız sözcüğümüz gün içinde. Eksen ekliğindeki anahtar kelimemiz ise yıl içinde. Peki elips olması, elips olması ise şöyle bir elips canlanacak. Burada hiçbir anahtar kelimeye gerek yok. Çünkü burası esasen çok da önemli olmayan şeyler. Yani burada mevsim süreleri değişiyor. Bir de tabii sen bunu çok da hissetmiyorsun. Bir de işte Şubat ayı 28 gün sürüyor. Eylül ekinoksu 2 gün gecikip 23 Eylül oluyor. Böyle çok çok da hayatımızı etki etmeyen şeyler. Ama şu eksen ekli en star, en flash, en böyle şey olanı, önemli olanı. Neden? Çünkü mevsimler yaşanıyor Tonguç. Eğer bu olmasaydı mevsimler olmayacaktı. Mevsimler olmasaydı yaz, kış, günler uzadı, geceler. Böyle bir şeyden hiç haberimiz bile olmayacaktı. Dolayısıyla mevsimler çok önemli. Günlük harekete çok önemli. Gecelerin uyumayacaktı eğer gece gündüz olmasaydı. Düşünsen hep gündüz yaşıyorsun. Gözler hep açık. Hiç uyuyamıyorsun. Ve gerçekten biz dinlenelim diye ne kadar güzel ayarlanmış. Ve böylece pat diye biz geceleri uyuyoruz. Yani diğer türlü gece gündüz diye bir kavram olmasa hep çalışırdık herhalde. Şimdi gelelim buraya. Mevsimlerin süreleri değişir. Burada anahtar cevabımız D. Yani yörüngenin elips olması. Gece ve gündüz birbirini takip eder demiş. Gece gündüzün birbirini takip etmesi, yani gece gündüzün olması da diyebileceğimiz şey Bursa seçeneği. Şimdi dünyanın güneşi olan mesafesi yıl içinde değişir. Dünyanın güneşi olan mesafesinin yıl içinde değişmesi yine yörüngenin elips olmasıyla alakalı. Fakat bu da sıcaklığı etkilemiyor. Mesela dünya 3 Ocak'ta güneşe yaklaşır.
Bir anda hava ısınmaz ki 3 Ocak'ta. Yani 2 Ocak'tan 3 Ocak'a geçince Allah Allah bir anda hava ısındı demeyiz. Veyahut da dünya 4 Temmuz'da güneşten uzaklaşır. 3 Temmuz'dan 4 Temmuz'a geçtiğin gün ne oldu ya bir anda hava soğudu paltonu giysene demeyiz. Niye? Çünkü dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi sıcaklığı etkilemez. Dünyanın güneşe olan bakış açısı sıcaklığı etkiler. Dolayısıyla sen... Benim coğrafyaya bakış açım felaket hocam. Evet, senin coğrafyaya bakış açın benim kanaatimi etkiler. Yani senin bana yakın ya da uzak olman önemli değil. Sen bana yaklaşmışsın mesela. Aman yanıma geliyor. Kesin not isteyeceklerim. Ama senin bana bakış açın ya bu hoca gerçekten benim iyiliğim için bana bunu anlatıyor dersen ben de bunu anlarsam sana sözde kanaati iyi notu veririm. Gerçekten tebrik ediyorum Tonguç. Güneş ışınlarının tutulma oranı yıl içinde değişir. Bak anahtar sözcüğümüz neydi Tonguç evladım benim? Yıl içinde. O zaman yıl içinde kelimesi eksenlikle alakalı. Dolayısıyla dördün yanına Ceyhan seçeneği alıyoruz. Gece gündüz süreleri değişir. Gece gündüz süresinin değişmesi yıl içinde olur. Burada yıl içinde yazmadık artık uyanıklık yapmasın diye çocuklar. Ama genelde kitaplarda bunu yazarlar. Ve Tonguç şöyle bir şey daha var. Zaten gece gündüz süresi bir gün içinde değişmez. Yani gün içinde değişmez. Ve ekvatordan kutuplara gittikçe gece gündüz süresinin... Yani bir gün içerisinde gece gündüz süresini değiştiremezsin. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir. Yani sen yaz gelince ooo gündüzler uzadı dersin. Kış gelince aa geceler uzadı dersin. Dolayısıyla aa. Dolayısıyla buradan doğru cevabı sunmuş herhalde benim. 5 Ceyhan olacak. Devam edelim. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık ve bak. Ne demiştik anahtar kelimemize? Ekvatordan kutuplara demiştik. O zaman hemen buraya A diyoruz. Bak esasında şurada sana net bir şekilde sınavda çıkabilecek bir sorunun %100 taktiğini verdik. Burayı ekran görüntüsü al ve yut diyorum Tonguç Eylül'ün. Meltem rüzgarları. Meltem rüzgarlarında anahtar kelimemiz günlük hareket B. Çünkü gün içinde oluşur meltem rüzgarları. Muson rüzgarları ise yıl içinde oluşur. Çünkü meltem rüzgarları gündüz denizden karaya, gece karadan denize diye tanımlanır. Muson rüzgarları ise yazın deniz Hint okyanusundan Hindukuş dağlarına, kışın da dağlardan Hint okyanusuna der. Demek ki yaz ve kış yani yıl içinde olduğu için burası C'dir Tonguç. Yani eksenekli. Sadece eksenekli değil tabii. Eksenekliği artı yıllık harekete dönmemiz lazım. Sadece eksenekli olsa dünya güneşler etrafında dönmese olmaz. Her şey gerçekten bir nizam ve intizam içinde. Daimi dinamik basınç kuşakları olur. İşte bunu söylememiştim. Bu gerçekten senin için kazıkul aziz bir şey olabilir ama sakın korkma. Dinamik basınç deyince diyeceksin ki bak dinamik. Oh, hop the Jane. Yani bir hareket olması lazım. Oh, pop the rap, pop the jet, pop the jet. Evet, 80'ler rapi YKK. Şimdi burada dünyanın şekli yuvarlak öyle duruyor. Top gibi bir şey. YKK, kumonu YKK. Burada bir şekil yok ama dünyanın günlük hareketi hareket. Haydi dans, haydi dinamik diyoruz. O yüzden burada günlük hareket dediğimiz için cevabımız B oluyor. Tonguç evladım benim. Dünyanın tam yarısı gece, tam yarısı gündüz olur diyor. Esasında buna tam yarısı gece, tam yarısı gündüz diyor coğrafyacılar ama ben buna katılmıyorum coğrafya bilim insanlarının. Bütün kitaplarda böyle yazıyor. Milletim kitabında böyle yazıyor ama biz buna tabii ki A diyeceğiz, dünyanın şekli diyeceğiz ama burada gece ya da gündüz olmuyor. Karanlık ya da aydınlık oluyor. Çünkü gece ya da gündüz olması için gündüz görmeyen adam geceyi bilmez ki. Orada sadece karanlık ve aydınlık denilmesi lazım. Ama biz kitaplarda böyle yazdığı için bunu öğretiyoruz. Diyoruz ki dünyanın şeklinden dolayı güneş şuradan geliyor ya. Bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık oluyor. Veyahut da bu taraf gündüz, bu taraf gece oluyor diyoruz. Neyse, polemiğe girmeden hemen diğer soruya geçiyoruz. Çünkü heyecan fırtınası coğrafya devam ediyor. Şimdi şaka. Gaza geldim. Koordinat üzerinde numaralandırılarak verilen alanlar ile ilgili bilgileri doğru olanları D, yanlış olanları Y olarak belirtiniz diyor. O Y. Okey. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Gerçekten saçma sapan bir sorudur bu soru tarzı eğer bilmiyorsan. Ama biliyorsan son derece kolay, leziz ve basit bir konudur. Şimdi birincisi öncelikle bu tür sorularda şunu diyeceksin. Kardeşim ben neredeyim? Yani ekvator nerede? Ekvatorun yerini hemen şöyle gösteriyorum sana. Hangi yıldayım? Ben hangi yıldayım? Eğer tabii dersi dinlemiyorsan öyle dersin. Bir de başlangıç meridyenini gösteriyorum Tonguç sana. O zaman ben şu anda ekvatorun mesela diyelim ben derken ben eğer 2 isem, 1 isem, 3 isem ekvatorun üzerindeyim. Yani kuzey yarımküredeyim. Eğer 4 veya 5 isem de güney yarımküredeyim diyeceğiz 1. Hatta şöyle bir de yanına çikolop bir dünya çizelim şöyle hop. Hop. Hatta bak dersimize ilk başladığımızda dedim ki buradan %100 sorarlar dedim. Al bak dayanamadım kendim bile sordum çünkü sınavda çıkardı bak. Şu şekilde çıkardı dedim ya. Sen eğer bu şekilde bakarak yaparsan yanılırsın. Çünkü bunlar esasında daralıyor ama böyle matematik defteri gibi kareli çiziyorlar. Esasında böyle değil ki. Normalde şekil şöyle oluyor Tonguç. Bunlar kutup noktalarına birleştiği için meridyenler aralarındaki mesafe daraldığından bunun dilimleri burada gözüktüğü gibi değil. Şu yan tarafa çizdiğim gibi. Bunu bir kere bileceksin. Şimdi az önce ekvatoru göstermiştim. Gene gösteriyorum. Başlangıç meridyenini göstermiştim. Gene gösteriyorum. Şimdi devam ediyoruz. 3 ve 4'te yerel saat öğle vakti aynıdır diyor. Yerel saatin bir yerde aynı olması için aynı meridyende olması lazım. Bunlar aynı meridyenden bakıyoruz. Gerçekten de aynı meridyendeler. O zaman buraya D diyoruz. Bak 3 burada 4 burada. Pardon. 3 ve 4 bir dakika 3 ve 4 aynı değil.
Ha yerel saat öğle vakti diyor. Yerel saat öğle vakti hepsinde saat 12 oldu. Tabi burada da fake yapmışlar. Kendi kendime kazık soru sormuşum. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi yerel saatleri aynı değil. 3 ile 4'ün yerel saatleri farklı. Farklı mı değil? Ama öğle vakti dünyanın her yerinde saat 12.00'dır. Yani sen de öğle vaktine 1, ben de 2, onda 12 demez. Herkes de 12'dir. Dolayısıyla burası doğru. Devam edelim. 1 ve 2 arasında 30 meridyen eşittir 2 saat fark vardır demişiz. Şimdi bir kere şunu bileceğiz sonuç. Yani daha doğrusu hatırlayacağız. Zaten biliyorduk ya. 2 meridyen arasındaki mesafeyi bilemeyiz. Kutuplara doğru daralır. Ama 2 meridyen arasındaki uzaklık süresini yani 4 dakikayı bilmek zorundayız. Dolayısıyla 2 meridyen arasında 4 dakika varsa 15 meridyen arasında 15 çarpı 4 60 dakika vardır. Yani 1 saat. 30 meridyen arasında 30 çarpı 4 120 dakika yani 2 saat fark vardır. Dolayısıyla 30 meridyen arasında 2 saat fark vardır diyebiliriz. Peki 1 ile 2 arasında 30 meridyen fark var mı ona bakalım. 1 burada 2 burada. 1 yürü 120'de 2 150'de 150 eksi 120 eşittir 30. Tamam o zaman burası doğru. O zaman buraya da net bir şekilde bir dakika 1 ile 2 nerede? Niye göremiyoruz biz? 1 ile 2 arasında 1 ve 2 arasında ne kadar kazık bir soruymuş. Bak, of gene, hocam gerçekten gene çok kazıkmış ya. Bak, 120'den 150 çıkarınca hemen pat diye 30 yazdım. Ama bak burada bir 180 var. Yani burası tarih değiştirme çizgisi. Gerçekten insanlığın bittiği noktadayız. Bak şimdi 120'den 180'e geliyorsun. Bir 60 fark var. 180 ile 150 arasında da bir 30 fark var. Yani 60 artı 30. 90 meridyen fark var esasında. Ama adam beni kandırmaya çalışmış. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Demek ki bu yanlışı yapmam gerçekten sizi başka büyük bir yanlıştan kurtardı. Her zaman diyoruz. Ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar çok doğru yaparız sınavda. Şimdi normalde ben ne dedim? 120-130 at dedim. Halbuki burada tarih değiştirme çizgisi var. Ve adam uyanıklık yapmış. Tarih değiştirme çizgisini böyle sanki böyle göstermemiş yani gözden kaçırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu ileride gireceğin üniversite sınavları da sana bir ders olsun. Sana buralarda bir şey verdiyse mutlaka bunun bir önemi vardır. Yani fabrikada fazla olduğu için koymamıştır bunu buraya. Ya bunlar da yazalım çocuklara şekil olsun demez. Bunu buraya yazdıysa bir sebebi vardır. Sen diyeceksin kardeş bunu buraya yazdıysa bir sebebi vardır. Acaba burada beni kandırmaya mı çalışıyor? Amacın ne senin? Diyeceksin ve bak beni kandırmaya çalışmış. Beni kandırdıysa seni kesin kandırır. Bu adamlar böyledir. Şimdi devam edelim. Güneş 3'te doğduktan 8 saat sonra 1'de doğar. 3 neresi? Ha burası. Bir neresi? Bir de burası. Bu da yanlış. Niye? Çünkü bir daha doğu meridyenlerinde. Yani doğuda. Güneş doğudan doğar. O yüzden biz doğmaktan doğuluyoruz. Yani güneş önce Japonya'da doğar. Sonra Çin'de doğar. Sonra Azerbaycan'da. Sonra Türkiye'de. Sonra Yunanistan'da. Yani gittikçe batıya gittikçe güneş doğar. Ama doğuda daha önce doğar. Dolayısıyla doğuda daha önce doğacaksa burada sonra demiş. Saçmalamış, skandal, rezillik, hata yapmış. Dolayısıyla güneş 3'te doğduktan 8 saat önce 1'de doğmuştur çoktan demesi lazım. Çünkü güneş doğudan doğar. Devam ediyoruz. Batıdan da batar. 1 ve 2 arasında tarih farkı vardır demiş. Güzel bir soru gerçekten. 1 ve 2 arasında tarih farkı vardır. Bu da çok önemli. Niye? Şimdi diyeceksin ki hocam 1 ile 2 arasında 90 meridyen fark var. 90 meridyende işte 30 çarpı 4 120 dakikaysa 90 çarpı 4 dakikada işte 120 çarpı 3 360 dakika. 360 dakikayı da 60'a bölsen 6 saat. 6 saat tarih değiştirmez ki diyebilirsin. Böyle hatalar yapan öğrencilerle karşılaşıyorum yolda. Selam bile vermek istemiyorum. Ama gerçekten çok terbiyesiz bunlar. Nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Yok şaka. Burada yaparlar. Niye biliyor musun? İnsanlar tarih değiştirme çizgisinin önemini bilmiyorlar. Tarih değiştirme çizgisi şöyle bir şey. Sen diyelim ki 179 doğudasın. Tamam mı? Ben de 179 batıdayım. Yani aramızda 2 meridyen fark var. Yani 8 dakikalık fark var. Ama birbirimizi görüyoruz. Hocam Tonguç diye birbirimize sesleniyoruz mesela. Ama aramızda 1 gün tarih farkı vardır esasında. Niye? Sen doğudaki olan, doğu tarafında olan 23 Nisan'daysan ben 22 Nisan'dayımdır. Yani Amerika 22 Nisan'ken Japonya 23 Nisan olmak zorunda. Amerika'nın Alaska kısmı 1 Mayıs'ken veyahut da 1 Mayıs değil mi? 3 Mayıs'ken Çin tarafı, bu taraf, diğer taraf mutlaka 4 Mayıs olmak zorunda. Dolayısıyla burada tarih değiştirme çizgisi var. Buraya tekrar yazıyorum. Burası 3 Nisan Satonguç, burası 4 Nisan olmak zorunda. Birbirini görsen bile işte bayramı kutlu olsun. Ne bayramı? Daha biz tarih değiştirme çizgisindeyiz. Bende bayram yok diye kavga çıkarabilirsin. İndir öyle diyebilirsin. Yerel saati en ileri olan 1, en geri olan 2'dir demiş. Güzel bir soru. Yerel saati en ileri olan 1, evet en doğuda bu. En geride olan da 2'dir çünkü bu da en batıdır. Bu tarafa göre batı ya, dünya yuvarlak. Dolayısıyla buna da doğru diyoruz ve gerçekten kazıkül aziz çıkabilecek bir soruya karşı önceden hatalar da yaparaktan, dikkatsizlik hataları da yaparaktan hazırlanmış oluyoruz ve devam ediyoruz yeni bir soruya, yeni bir skandala ve yeni bir prova örneğine çalışmamıza. Şimdi ekvator üzerinde kuş uçuşu. Kuş uçuşu deyince kuş ne yapar? Rahat rahat uçar abi. Takılmaz hiçbir şey yani takılmaz. Mesela bir arabayı düşün. Kuş beyinli.
demek kuş beyinlidir. Yani sakınmaz. İşte kuş beyni de oradan geliyor. Yani hiç sallamıyorum abi ben. Hiçbir şey sallamıyorum. Hiçbir... Zaten beynim yok. Zaten beynim yok. Rahatça, özgürce hareket ediyorum der. Hocam beynimiz olsaydı ne kadar güzel olurdu değil mi hocam? Tabii benim bir öğrencim... Bir şey düşünmeye gerek kalmazdı. Benim bir öğrencim beynini aldırdı ve o kadar rahatladı ki. Kafasında bir kere ağırlık taşıdı. Her şeyi atarız hocam yani. Bir kere hiçbir şey takmıyor kafasına. Kafasında ağırlık. Mesela sen şu bardağı... Kafa yok zaten hocam. Bak bak kafanda şu bardağı taşısan ağırlık yapmaz mı sana? Yapar hocam. Ama bunu kafandan kaldırsan... Oh be. Aynen beynini aldıran birçok insan rahatlıyor. Dolayısıyla sen de beynini aldırabilirsin. Zaten seninki yapay beyin. Teşekkür ederim hocam. Malezya'dan gitti. Aldırabilir. Sıkıntı yok Tonguç'un. Güzel bir fikir bu arada. Arkadaşlar da güzel bir örnek verdi. Şimdi bak. Kuş uçar gidiyor böyle. Kuş uçtu değil uçak çizim. Ben şimdi kuş çizemiyorum uçak çizebiliyorum sadece. Burada uçak hiç takılır mı dağlar? Anam dağ var virajı uzaktan alayım yavaş. Öyle bir şey demez. Uçak hop çikilop dümdüz gider. Sadece hava yollarına göre uyması yeterli. Ama bir araba ezik gibi dağlardan yukarıda virajları alır. Oradan tünele girer. Oradan dolaşır. Böyle böyle dolaşır. Dolayısıyla kuş uçuşu uzaklık 4884 kilometreymiş. A ile B merkezi diyor. B merkezinde yerel saat 13.30 ise A merkezinde yerel saat kaç? Ya böyle saçma sapan sorularla bizi kandırmaya çalışıyor. Kandıramazsınız bizi. Niye? Birincisi ekvator üzerinde dediği için ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafeyi biliyoruz. Sadece ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometredir. Dolayısıyla 4884 bölü 111 eşittir 44 meridyen fark vardır aralarında. Eğer ekvator üzerinde olmasaydı soru iptaldi. Bu soru iptal geçti ama ekvator üzerinde demiş. Bunu şerh düşmüş. Dolayısıyla biz rahatlıkla 44 meridyen var diyebiliriz sonuç itibariyle. Sonra devam ediyoruz. Heyecan fırtınası devam ediyor. Şimdi 44 meridyen kaç dakika onu bulacaksın? 44 meridyen çarpı 4 dakika eşittir 44 çarpı 4 176 dakika zaman farkı vardır. Yani 1 saat 16 dakika. Şimdi burada pardon ne 1 saati ya 176 dakika 120 1 saat 56 dakika saçma sapan 1 saate bölemedim ya. Pardon ne 1 saat 2 saat 120 dakika falan. Neyse onu da hatta şöyle gösterelim. Beyin yakıcı problemler. Aynen beyin yandı şu anda. 176'yı da 176 dakikayı 60 dakikaya bölersen 2 saat 56 dakika eder. Doğru mu yok? 56 saat. 2 saat 56 dakika eder. Evet yani şunu 3 saat yapsana. Neyse 3 saat. Neyse evet. Şimdi burada bu kadar fark var. Ardından da bu adam da saat 13.30'muş. Bu adam da saat kaçtır diyor. Şimdi bu adam daha doğuda yer aldığı için bak. Daha erken yaşar her şeyi. Evet daha erken. Yani burada 13.30 ise burada daha 13.30 değildir. Dolayısıyla bunu çıkaracağız. Kaç olur? Sabah daha erken mi olur yoksa geç mi olur hocam? Daha erken. Yani burası öğlen 1.30 geçiyor. Niye hocam? Burası daha sabahtır. Çünkü burası batı. Yani sen şu anda mesela akşam hava karardı ya bizde. Daha Amerika'da hava kararmadı. Daha orada gündüz daha yeni doğdu. Yani onlar daha işte bugüne yani salı gününe, işte pazartesi gününe daha Londra'da yeni. Londra'da ikinci çay içiyorlar. Yani kaliteli bir hayat yani. Adamlar şu anda hocam, keşke Londra'da olsak baş başa hocam. Çok güzel. Ne diyorsun sen o zaman? Ders içesek yani. Ya orada da yağmurlu bir iklim var. Batı rüzgarlarının etkisinde her mevsim yağışlı ılıman okyanus iklim var ama oraya gitsek neyse. Ben sevmiyorum. Güneş her şeyi coğrafyaya çekiyorsunuz. Siz de bir romantik yapalım dedik hocam. Aynen olmaz. Şimdi devam edelim. 13.30'dan sonra eksi çıkaracağız süreyi. Ne yapıyoruz? 2 saat 56 dakika daha geriye yani batıya gideceğiz. Şimdi burada da arada of, hocam, gerçekten de 10 saat 10.34 oluyor. Yani burada da saat 10.34 oluyor. Ben tabii bunu o yüzden yazdığım için bakıyorum. İnşallah doğrudur. Evet hocam. Tamam doğru. Sıkıntı yok diyoruz. O zaman cevabımız 10.34 diye böyle dikkat edelim. 3 saat çıkardığın zaman 10.30 olur. Heh. 4 dakika daha ekle 10.34. Aynen. İşte matematiğim iyidir hocam. Tonguç gerçekten senin matematiğin hakkında çeşitli söylentiler var ama gerçekten küçük yaşta hesap makinesi yutmuş olman büyük bir avantaj diyorum ve devam ediyorum yeni bir soruya, yeni bir skandala ve yeni bir heyecana. Silindirik projeksiyonda ismi sıkıntılı ama çok sevdiğimiz bir projeksiyon. Niye? Bak gösterelim şurada. Nerede silindirik? Bayılırım silindirik. Evde silindirik projeksiyonu. Çok güzel Tonguç. Böyle yapmamız lazım gerçekten. Yani bazen bakıyorum öğrenciler hiç projeksiyon falan yapmıyorlar. Böyle boş boş oturuyorlar. Yani senin bir projeksiyonun yok mu kardeşim? Sen geleceğe dair bir projeksiyon yap diyorsun. Hocam ben konik projeksiyon yapıyorum diyor. Halbuki konik projeksiyon kafana deli şey geçmiş gibi oluyor. Silindirik projeksiyon yapsa çok daha iyi olur. Ben bulamıyorum şu anda nerede? Bayılıyorum hocam. Silindirik projeksiyon. Bak burada. Gerçekten silindirik projeksiyon Tonguç'un bak. Burada dünyanın... Ben konuyu da bazen tercih ediyorum. Onu hocam. Sen kafana taktığın zaman yakışıyor senin tarzını yansıyor. Bak silindirik projeksiyonu, ekvator çevresi, konik projeksiyonu, orta enlemler, düzlem ufku projeksiyonu da dar alanlar diyor. Şimdi silindirik projeksiyonda ekvator ve çevresinde hata oranı azdır. Bunu sana sınavda sorabilirler. Buraya mutlaka dikkat et olmuş. Konik projeksiyonda orta enlemlerde hata oranı azdır. Bunu da söyledik. Silindirik projeksiyonda dünyanın tamamı gösterilebilir ama konikte sadece belli bir yarım küre gösterebilirsin. Düzlem projeksiyon kutuplara düzlem projeksiyonda kutuplara yakın yerlerde bozulma azdır.
Düzlem projeksiyon daha çok dar alanlar içindir. Resmen projeksiyon sorusu olmuş. Türkiye Avrupa ülkelerini göstermek için, Türkiye gibi Avrupa ülkelerini göstermek için konik projeksiyon kullanır. Niye? Çünkü orta enlemler için idealdir. Bu soruyu da hızlı bir şekilde geçip yepyeni bir heyecana, yani çizgi ölçeklere geliyoruz. Şimdi çizgi ölçek çok basit olmuş. Yapacağın şey şu. Burada bak 4 santim diyor ya. Demek ki her bir çentik 1 santim. Bura 1 santim, bura 1 santim, bura 1 santim, bura 1 santim. Toplam 4 santim. O zaman kesir ölçeklerde üstte 1 olmuyor muydu? Adam şunu demek istiyor. Ben 1 santimetrede 16 kilometre gösteriyorum. 1 bölü 16 yazıp bırakıyorsun. Ama üstte 1 santim dedin, altta kilometre dedin. Elma ile armut olmuyordu. O zaman kilometre, santimetre ile de kilometre olmaz. Bu kilometreyi santimetreye çevireceksin. Ne yapıyordun? Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre diye gidiyordu. Yani kilometreden şöyle hektometre, dakametre, metre. Kilometreden metreye geçerken ne oluyordu? 5 sıfır eklemen gerekiyor. Hemen ekliyoruz 5 sıfırı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar. Soru bitti şu anda. 1 bölü 16, 1 milyon 600 bin dedim. Bitti gitti. Tamam. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bu da 21 santimmiş. Hayda. Bak burada biraz fake yapmış. Şimdi burada 21 tane çentik yok. Burada kaç tane çentik var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 21'i 7'ye bölük 3 santim eder hocam. Demek ki her biri 3'müş. Demek ki burası 3 bölü 9 yazdın. Tamam mı? Yanına 5 sıfır ekledin. 1, 2, 3, 4, 5. Fakat 3 bölü 900 bin diye bir ölçek olmaz. Bunu ne yapman lazım? Yazlık oldu hocam. Oldu tamam hadi geçelim. Olur mu? Hocam abdestin namaz kılmaz diyorlardı. Kıldım oldu hocam. Ne diyorsun oğlum? Tövbe de ya Allah'ım yarabbim. Coğrafyadan dine geçiyorsun. Öyle bir espri yaptı arkadaş da geçen gün. Ne oldu? Çarpıldı mı sonra? Çarpıldı hocam. Neyse ona da helvasını yeriz. Ya şaka bir yana. Şimdi burada yani onu Allah bilir tabii ama normalde abdest almalıyız yani evladım. Nereye geçtik şimdi? Allah'ım yarabbim. Din dersine geçtik hocam. Allah'ım yarabbim. Bari yeşil kalemi kullanalım. Şimdi bak burada 3 dedik. Sadeleştiririz ya, hocam. Ha sadeleştiririz. Bunu 3'e böldüğün zaman 1 olur. 900 bini 3'e böldüm. Harikasın Tonguç evladım benim. Dolayısıyla cevabımız 300 bin. Şöyle matematik hocaları çiftlik şey yapıyorlar ya ben de böyle hep içinde kalmış. Kaliteli gözüküyor. Çok kaliteli gözüküyor. Çünkü biz sözelde böyle şey yapamıyoruz. Böyle bir fırsatını bulunca hemen atıyorum böyle. Şimdi gelelim burada 8 santim diyor. Her bir çentiye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa oh hemen 1'i yazdık. Hop hemen bir tane 4 yazdık. Sonra diğerine 5 sıfır atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ve burayı bitiriyoruz. Hop geçtik yeni bir soruya, yeni bir şansa, yeni bir skandalı. Gerçekten dünya haritası ve Türkiye haritasını görüyoruz. Çok güzel çizmişsiniz. Ben çizmedim oğlum, ben bu kadar güzel çizemem. Şimdi yukarıda verilen büyük ve küçük ölçekli haritaları inceleyerek aşağıdaki ifadeleri doğru olanları D, yanlış olanları Y olarak belirtiniz demiş. Şimdi burada şunu demek istiyor bak. İkisinin de esasında sayfa üzerine kapladığı alan aynı ama birinde sadece Türkiye var, birinde ise tüm dünya var. The world. Yani dünyanın hepsi var. Nasıl olabiliyor bu? Böyle bir şey olamaz. Demek ki bu daha fazla küçültülmüş. Bunda daha küçük ölçekli bir harita kullanılmış. Mesela atıyorum burası 1 bölü 80 milyon sallıyorum tabii daha da fazladır. Bu ise 1 bölü 1 milyon mesela. Tamam mı? Demek ki bunda daha küçük ölçek kullanılmış. Bunda daha büyük ölçek kullanılmış. Nereden biliyorsunuz hocam? Oğlum bak 1 bölü 1 milyon mu daha büyüktür? 1 bölü 80 milyon mu? 1 bölü 1 milyon daha büyüktür. Bak şöyle yapsam matematik olarak böyledir. Şimdi birde daha geniş alanlar gösterilmiş. Hayır, burada dünya gösterilmiş. O yüzden bu yanlış. İkide haritanın ölçek paydası daha büyüktür. Bak, ölçek paydası bunun daha büyük. Bu da yanlış. Birde hata oranı daha azdır. Evet, birde hata oranı daha az. Çünkü burada Türkiye'nin boğazlar, işte Kapıdağ Yarımadası, Ege'deki çıkıntılar falan gözükürken burada adam Grönland'ı, İngiltere'yi bile çizmemiş yani salla gitsin demiş. Dolayısıyla burada hata oranı birde daha ayrıntılı olduğu için, daha büyük ölçekli olduğu için, buna göre daha büyük ölçekli olduğu için burada ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Hata oranı azdır. Yani büyük ölçekli haritalarda hata oranı azalır Tonguç evladım yani. İkide küçültme oranı daha azdır. İkide küçültme oranı hayır. İkide küçültme oranı daha fazla. Bak iyice küçültmüş. Böcek gibi olmuş. 80 milyon defa küçültmüş. Dolayısıyla bu yanlış evladım benim. Bir de izoipsel arası yükselti farkı daha azdır. Evet. Bir de şöyle düşün. Aynısını bir de dağ için düşünelim mesela. Diyelim ki sen şöyle bir dağ çizdin. İşte 5 metrelik bir dağ. Tamam. Sen eğer bunu küçük ölçekli bir haritaya çizdiysen hatta şöyle yapalım. Bu olmaz da şöyle gösterelim. Sen küçük ölçekli haritada 5000 metrede şöyle 0 dersin. Tamam mı? Şöyle 2500 hop 5000 diye biter. Ama burada sıfırı çizdin ya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dersin. Yani daha küçük aralıklarla, daha kısa aralıklarla çizebilirsin. Dolayısıyla
Büyük ölçekli haritalarda, bak bu daha ayrıntılı olan büyük ölçekli haritalarda, izoipsler arası yükselti farkı azdır. Doğru bir bilgi diyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Şimdi demiş ki, aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Harita çiziminde ilk önce kullanım amacı belirlenir. Bak bu üniversiteden çıkmış. Bunu hoca sorsa yamulursun. Yani ilk önce ne amacı? Ölçek. İlk uç bakış. Hayır kardeşim, önce amacını belirleyeceksin. Amaçsız bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir. Evet, fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir. Çünkü fiziki haritalarda yeşiller, yeşillikleri, işte turuncular veya sarılar, işte böyle çölleri, kahverengiler, dağları gösterir gibi bir yanlış algı var. Hayır. Yeşiller alçak yerleri, yani 0 ile 500 arasını, sarılar 500 bin, turuncular bin, böyle gidiyor. Yani dolayısıyla yeşil yerler, yeşillikleri, sarı yerler, çölleri, öyle bir şey yok. Sadece yükselti basamağına bağlı. Sen buradasındadır, kahverengi bir yerdesindir yükselti olarak ama orası ormandır. Veya alçak bir yerdesindir ama orası belki çöldür. O ayrı. Dolayısıyla fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösteriyor. Bunu sınavda sorarlar sana Tonguç. Bir çizimin harita olabilmesi için ilk başta amaç demiştik bir, ondan sonra kuş bakışı görünüm. Bir kuş bakışı atabilir misin Tonguç evladım benim? Baktım hocam. Güzel, gerçekten kuş bakışını da görmüş oldum. Tabii arkadaşlar göremiyorlar ama kuş bakışı şöyle, bir tane kuş çizelim. Şöyle şöyle aşağı doğru bakıyor, şöyle aşağı doğru bakıyor. Bak kuş aşağı bakıyor, tamam mı? Şimdi kuşu da tabii kanatları olsun şöyle. Çizemedim, evet berbat. Şimdi ikincisi ölçek olması lazım. Yani belli bir oranda küçültülmesi lazım. Çünkü olduğu gibi dünyaya aktaramazsın. Olduğu gibi mesela İstanbul haritasını İstanbul kadar bir kağıda çizersen zaten dünyanın en zenginizdir. O kadar bir kağıt bulamazsın. Devam edelim. Düzleme aktarma unsurlarını, yani küresel bir yüzeyi düzleme aktarman gerekiyor. O yüzden de bozulmalar oluyor. Bu da dünyanın şeklinin sonucu. Bu da sınavda soruluyor ve bu üçünü de yazmanı isterler. Ölçeği bulunmayan çizimlere kro ki denir evladım benim. Bütün haritalardan alan hesaplayabilirsin. Uzunluk hesaplayabilirsin bütün haritalardan. Fiziki, siyasi, özel hiç fark etmez. Bütün haritalardan yön tayini yapabilirsin. Bütün haritalardan konum bulabilirsin. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama Tonguç, sen bunlarla alakalı bence çalışma yapman lazım. Nasıl yapacaksın bu çalışmayı da? Şöyle yapman lazım. Birincisi, öncelikle 0'dan 9'a coğrafya kitabımızda şu söylediğim sayfaları yut. Şimdi bunlar ilk sınav konularıydı şuralar. İşte coğrafyanın tanıması konuları, yardımcı. Buradan belki bir 5-10 puanlık soru gelebilir. Ama bak, az önce gösterdiğim dünyanın şekline bak. Burada sana sayfa 20'de burayı net bir şekilde özetlemeye çalışın. Bu sayfayı yut Tonguç. Yani nasıl yutarsın bilmiyorum ama bir şekilde yutman lazım. Dünyanın şeklinin sonuçları sınavda gelir. Dünyanın enlemin etkilerini bağlantı olarak sorabilir eğer hocanız ayrıntılı şeyse. Biz bu kitapta biraz orta ve üst seviyedeki öğrencilere göre hazırladığımız için burada biraz ayrıntılara gidiyor. Burada bu sayfada gelebilir, zor soruyorsa hocanız. Dünyanın günlük hareketi, hocam nasıl sorarsa sorsun mutlaka bu sayfayı da yut Tonguç. Sayfa 26 çok çok önemli. Sayfa 28 yine önemli. Buradan da soru kaçırmaman lazım. Sayfa 30 %100 soru gelecek bir sayfadır. Çünkü yıllık hareket, yani mevsimlerin oluşumuyla alakalı bu sayfayı sana sorarlar Tonguç. Bu özel tarihlerden de %100 soru gelir eğer bu konuyu işlediyseniz. Sayfa 32 mutlaka iyice öğren. Bu grafikler biraz daha seçici soru soran hocalar içindir ama seçici hocalar demeyelim. Biz işimizi riske atmayalım. İşimizi kış tutalım, yaz çıkarsa bahtımıza diyelim. Bu 34. sayfada güzel bir şekilde çalışalım. Coğrafi koordinat senlerinde paralel ve meridyenleri mutlaka soruyor hocalar. Yerel saat hesaplamalarından sınavında bir soru gelecek, belki iki soru gelecek ve bu da seçici bir soru olabilir. Orada doğu batı, işte yerel saat doğuda ileridir mantığını asla unutma. Dolayısıyla sayfa 38'de de dikkat edin. Türkiye'nin mutlak konumu, yani bütün bunları biz güzel ülkemizin konumunu ve güzel ülkemizin 36-42-26-45'te bulunduğunu öğrenmek için öğreniyoruz esasında. Yoksa temelinde ülkemizin, sen coğrafi konumunu bilmeyip bütün coğrafi sistemleri bilsen ne anlamı var? Dolayısıyla burayı da bilmemiz lazım. Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçları sayfa 42. Harita okuryazarlığı. Harita türleri kolay bir konu. Burayı zaten biliyorsun. Bir tek fiziki haritada profil çıkarılacağını unutma. Bunu da sınavda hocan soracak. Ve diyeceksin ki aa hoca sorar demişti diyeceksin. Bak tekrar söylüyorum. Hangisine profil çıkarılabilir? Hangisi eğim hesaplanabilir? Hangisi hesaplanmaz diyecek. Fiziki haritalar haricinde de hesaplanmaz. Sadece fiziki haritalarda hesaplanır. Ama bütün haritalardan yapılabilecek şeyleri de soracak. Hocam resmen özet yapıyorsunuz ya. Ölçeklerin karşılaştırılması. Büyük ölçek, küçük ölçek karşılaştırılmasını eğer hocan seçici soran bir hocaysa, bana nezaket hoca derler diyorsa sana kesin bunu soracak. Yani buradaki ölçek karşılaştırılması, büyük ölçek, küçük ölçek, az önce biz sorduk zaten. Bana da nezaket hoca diyorlar. O yüzden sorduk. Dolayısıyla buradaki karşılaştırmayı nezaketi severim. Kabalıktan nefret ederim. Aferin. Çok güzel. Biz kibar insanlarız. Burada fiziki ölçek, kesir ölçek, çizik ölçek değiştirmesini hocalar soruyor. Çünkü hesaplamalı sorular üniversitede gelmiyor ama kazanımlarda çocukların bunu bilmesiyle alakalı bazı vurgular yapılmış. Buradaki sorular biraz seçici sorular. Yeni sınav sistemine uygun sorular ama sen bunları da yaparsan sıkıntı olmaz. Harita hesaplamalarından
sormaz diyorum inşallah hocanız ama bazı hocalar hala soruyorlar üniversiteden çıkmamasına rağmen. Dolayısıyla sen hocana sor. En iyi çıkacaksın sorayı hocam bilir. Hocam de harita hesabı onlardan soracak mısınız? Diğerlerini soracağınızı biliyoruz ama bundan soracak mısınız? Buradan soracağım derse bunları da mutlaka çalış. İzoipsilere de kadar gelseniz izoipsileri de bilmen gerekiyor. Fakat senin soruda çözmen lazım. Niye? Çünkü tamam öğrendin birkaç da soru çözdün ama burada da tak coğrafyadan şu sayfaları sana direkt ödev veriyorum Tonguç'um. İnsan doğa ve coğrafyayı coğrafya birinci yazıyla çalışmıştım. Buradaki yazılıyı da çözmüştün diye kabul ederekten çözmediysen mutlaka çöz. Hemen sayfa 25'ten dünyanın günlük yıllık hareketindeki bu rehber soruları mutlaka çözümleriyle beraber çalış. Sonra 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve buradaki yazılı bak. Burada bir tane yazılı örneğimiz var bariz. Yani sayfa 37, 38'de sadece dünyanın günlük şekli ve hareketleriyle alakalı bir yazılı hazırlık bunu mutlaka çöz. Sayfa 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve buradaki taramaları mutlaka çöz. Ve yine sadece paralellerle alakalı bir yazılımız var. Meridyenle alakalı yazılımız var. Burayı mutlaka çöz. Ardından haritalarla alakalı buradaki çalışmaları yap. Ve yine harita bilgisi taktaramadan sonra gelen harita bilgisiyle alakalı yazılıyı da mutlaka çöz. Yani sayfa 65'e kadar çözersen sınavdan çok iyi bir not alırsın Tonguç evladım benim. Akıl notlarını da zaten yanında gezdir ki bütün dersleri rahatlıkla bitir diyoruz. Ve şimdi artık sıra sende. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yaz. Sınavda başarılar Tonguç'um.